Şimdi efendim siyasete belki siyasete tabii hizmet alanıdır ama Türkiye'deki siyasal partilerin hali firmelerine bakın. Otoriter, pederşahi, padişahvari yönetimler. Bir tarikat gibi ses yok, seda yok, hiza istikamet. Ya biz bürokratken konuştuk. Ama bugünkü partilerin o diktatöryal yapısı içinde adamı 3 günde kapının önüne koyuyorlar. Recep Bey, Türkiye böyle bir açmazın içinde. Yani, peki ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız? Ben ne yapacağım değil. Millet ne yapacak? Yani hepimiz ne yapacağız? Aslında sanki olarak şimdi bakınız bizde sivil inisiyatif yoktur. Milletvekili sayısı 450'den 550 diye çıktığı zaman sorun insanlara böyle bir şey olamaz der. Ama bunu yazıya dökmez insanlar. Ya böyle şey olur mu der, bunu yazıya dökmez insanlar. Böyle bir tasarrufla ilgili bu da yazıya. Yani bu yanlıştır, doğrudur, şudur budur. Yani bizim insanımız içinden duygusal olarak tepkisel davranır. Ya böyle şey olur mu falan. Onun için böyle aslansın, kaplansın, aslanım, işte sen bana tercüman oluyorsun, işte kılıç sallıyorsun düzene, bürokrasiye, işte çürümeye, vurguna, soyguna, yağmaya, helal olsun sana. E peki hadi bakalım dediğin zaman, arkadaş ben riske girmem, sen benim adıma Don Kişotluk yap. Bizim ülkemizde sivil inisiyatif oluşmadığı sürece, halk ağırlığını ve varlığını hissetmediği sürece ne demokrasi olur, ne yönetime katılma olur, ne çoğulculuk olur, ne de bu aflar vesaireler gibi, ne bu çete ve soygun, vurgun, ondan sonra neydi o uyuşturucu, 50 milyar dolar gibi bahsediliyor, faili meçhul cinayetler, Uğur Mumcu'yu kim öldürdü, hala ortada, kimseyi ilgilendirmiyor bu, kim ilgilendirdi bu, kim Allah'ın kulu yüksek sesle, benim için millet haykırdı, haykırmadı önemli değil ama bir insan öldü. Niye öldü? Az çok niye öldüğü de belli. Çünkü takip ettiği iz belliydi. Nasıl olacak? Nasıl sivilleşeceğiz? Nasıl bir sivil anayasa yapacağız? Halk yönetime nasıl katılacak? Sorumluluğa nasıl katılacak? Merkezle taşra arasında görev ve kaynak bölüşümü nasıl yapılacak? Türkiye'de kuvvetler ayrılığı değil, kuvvetler birliği var. Yasama yürütmeyi gasp etmiş. Bu kuvvetler ayrılığı nasıl olacak? Türkiye'de bakanlık enflasyonu nasıl sona erecek? Bakanlar il başkanlarının sekreteriyası olmaktan ne zaman kurtulacak? Bunların hepsi birer sualdır. Çünkü bunları anlattığımız zaman diyor efendim Batı standartları bize göre değil. Diyor o zaman Uganda ile Tanzanya ile beraber olalım o zaman. Onlarla bir pakt imza edelim madem öyle. Yani tüketim tarzında hiçbir çekince koymuyoruz. Avrupalılardan daha yakışıklı, daha güzel giyiniyoruz. Çok güzel. Ama onlar gibi yönetilemiyoruz, onlar gibi üretemiyoruz. E peki niye o zaman bir konuda tamam de diğer konularda? Efendim bizim şartlarımız ülkenin milletiyle, ülkesiyle bölünmüyor. Bütünlüğü. Ya bunlar boş laflardır. Adam gibi adam olmanın yollarını, yöntemlerini hep birlikte arayıp bulacağız. Yazıktır, günahtır. Gün hızla gidiyor. Aramızdaki mesafe hızla açılıyor. 15 milyon genç okula başladı. Bu 15 milyon insan ne olacak? Ülkenin altyapısı ne olacak? Enflasyon ne olacak? Bunlar kimi ilgilendiriyor? Siz... İşte günü 24 saati kurtardık elhamdülillah. Allah kolaylık versin. Mezarıma hür demokrat adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti yazın demişsiniz. Evet. Yani bu, hala öyle mi düşünüyorsunuz? Ekleyecek bir şey var mı buna? Kıvırtma hani vaziyetlerinin şahsiyet olarak kıvırtma vaziyetlerinin olmadığı, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı özgür bir ülkede yaşamak isterim. Ama bu özlem ile ölürsem ki öyle olacak, öyle görünüyor. Çünkü sevgili halkımızın bu anlamda ciddi bir talebi, ciddi bir dayatması yok. Ne demokratik sivil örgütlerin, ne sivil inisiyatifin böyle bir derdi yok çok şükür. Onların ne derdi var? Birileri bizi kurtarsın. İşte kurtarıyorlar bizi zaten. Bugün Türkiye'deki bütün makamlar siyasi makam oldu. Neredeyse odacılık bile siyasi makam haline gelecek. Yani liyakatı göz ardı eden, tecrübeyi göz ardı eden, beceriyi, verimi göz önüne almayan bir yaklaşımdan verim çıkmaz, randıman çıkmaz. Böyle bir şey olamaz efendim. Sabah erken kalkan ben hep söylemişimdir bunu. Müdür oluyor bu memlekette. Ondan sonra Allah kolaylık versin. Bu sefer bütün olay siyasi ilişkilere gelip dayanıyor ve bundan da dediğim gibi sağlıklı sonuçlar çıkmıyor. Bunu özellikle soruyorum çünkü 1982 yılında sanırım siz ilk atamanızı Kenan Evren diyor ki, Kenan Evren'in önüne gidiyor. Ya diyor bu adam solcudur diyor. Daha sonra deniliyor ki Yazıcıoğlu MHP'lidir. Yani böyle bir şey var. Hani soldan sağa giden bir spekülasyon var. Siz nerede buluyorsunuz? Nerede hissediyorsunuz kendinizi? Şimdi efendim, tabii bir yandan 68'liyim diyorsunuz. Geniş bir ön yargı var. 68'den solcudur. Evet. 68'nin o canlı dinamik ortamından çıktık biz. Bu nereden kaynaklanmıştı? Şimdi bizim bir kısım uygulamalarımızdan mesela ben bir Yeşilaycıyım. Şimdi Türkiye'de Yeşilaycı olunca biliyorsunuz insanlar sınıfta kalabilir yani bazı alanlarda. Yani ilericilik sanki Kızılaycılıkla çakışıyor gibi böyle garip tavırlar vardır. Oradan bakılınca ya diyorlar bu adam herhalde sağcıdır, işte muhafazakardır. Radikal söylemlere bakınca ya bu adam herhalde olsa olsa solcudur. Dolayısıyla biz de ne olduğumuzu henüz daha net bir şekilde ortaya koyamadık. Partilere de bir angajmanımız olmadığı için bugüne kadar yani tarafsız olmaya
çalıştık ama... Acaba diliniz yüzünden mi böyle oldu? İşte müsteşarı ve bir kısım genel müdür arkadaşlarımız ya biraz frene bas. Ya böyle yani hiç frenin tutmuyor falan. Aman işte bizi savunamayacak noktaya getirme gibi ikazları oluyordu. Sonra ondan da vazgeçildi. Dendi ki ya adamın biri konuşsun. Yani benim konuşmamdan acaba devlete millete bir zarar geldi mi zannetmiyorum. Hatta bir dönemde söylediklerimiz şeyler çok ekstrem ve uç fikirlerdi. Ama şimdi bakıyoruz ki yerelleşmeden, işte yerel meclislerden, halkın yönetime katılmasından bahsetmeyen kişi, kurum, parti kalmadı. Bunlar anonim hale geldi ama yapma işi yok. Yani yapma iradesi henüz daha ne halkımızda ne yönetenlerimizde tecelli etmedi. Ama söylemde konsensüs var. Bunları biz 10 yıl önce, 15 yıl önce söylediğimizde, bunları yazıp çizdiğimizde ya bu da nereden çıktı, böyle şeyler olur mu, bu aykırı fikirlerdir denmişti. Ama böyle geldik ve böyle gidiyoruz. Evet. Şimdi böyle afurlu tafurlu, böyle havalı civalı, eskortlu meskortlu, ondan sonra küçük dağları ben yarattım anlamındaki yönetim anlayışı zaten çağdaş değildir, sivil değildir, demokrat değildir. Artık bundan sonra bize siyasi partiler gelip de işte ey iman edenler, ey iman etmeyenler, ey laikler, ey anti, ey Kürt, ey Türk, bırak, kes kardeşim. Biz bunu 70 yıldır dinliyoruz. Sen bize projemizi, programımızı, stratejik planlar, ülkenin altyapısını nasıl yapacağız? Demir yolları, deniz yolları, limanlar, barajlar nasıl yapacağız? Bu kaynakları kim ortaya koyacak? Bu borçları kim ödeyecek? Türkiye'nin stratejik planlarını kim hazırlayacak? Yani bunlar ufuk ister, çap ister. Yani halk artık bu beleşçilikten, bu boş palavra laflardan, işte lak lak ekonomisi diyor hocam, bunlardan ve üç kağıt ekonomisinden kurtulup adam gibi, yok öyle beleş yok, yok olmadı işte beleş yaşadık. Bu kadar yaşar. Deniz bitti şimdi. Beleş iş bitti. Bunu anladığımız an halk olarak bu sistem değişir. Anlamadığımız zaman kişileri değiştirmeye devam ederiz. Korkarım ki önümüzdeki 10 yıl yine kişi değiştirerek devam edeceğiz. Çünkü bir proje falan sunuyor. Öyle mi görüyorsunuz? Ama bir proje sunanları görmüyoruz. Herkes kendini sunuyor. Yani bulunmaz Hint kumaşı gibi insanlar çıkıyor. İşte karizmasıyla işte böyle bir Mehdi gibi, bir baba gibi çıkıyor ortaya. Hatta eski babaların bile yerine gelme gibi bir pozisyonları var. Yani böyle bir garip bir durum.